Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda uygulama içinde web sitesini nasıl açacağımızı anlatmıştım. Şimdi ise uygulamamızın içinde yazmış olduğumuz web sitesini uygulamamızın dışında bir program olan ve Android cihazlarımızda yüklü olan internet tarayıcıyla nasıl açacağımızı göstereceğim. Bunun için yine metin kutusunu ilave ediyorum. Daha sonra buton ilave ediyorum ve etkinlik başlatıcı bir bileşenimizde olan bu kısmı yüklüyorum. Amacım Metin kutusunda yazmış olduğum web sitesi adresini butona tıklayarak daha sonra etkinlik başlatıcı bileşen sayesinde farklı bir tarayıcı da açacağız. Hemen kod kısmımıza geçelim. Öncelikle textbox zaten metin kutusuna bilgilerimizi gireceğimiz için onlar zaten hazır olacak. Biz buton kısmına geliyoruz ve olaylarımız buton tıklanınca gerçekleşecek. Buton tıklandığı zaman hemen sitenin açılması gerekiyor. Şimdi burada etkinlik başlatıcı kısmına giriyorum ve burada öncelikle... Action kodunu alıyoruz ve burada hemen text kısmına gelelim ve burada yazmamız gereken bir yazı var. Evet burada view komutunu kullandık. Böylelikle e, görüntüleyeceğimiz için e, görünüm şeklinde Android'imizin eylemini gerçekleştirmesini istedik. O yüzden de bu kısmı yazmamız gerekiyor. Daha sonra da kopyasını çıkart diyoruz ve burada da e, URL adresini alacağız gitmesi için şu kısmı atıyoruz. E, bizim biliyorsunuz e, text box'ımızın içinde yazdığımız text kısmı e, internet adresimizi oluşturacaktı. O yüzden bu kısmı alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. E, aynı zamanda etkinliğimin başlatılması için buradan hemen start komutunu almam gerekiyordu mutlaka. Şu atalım yanlış geldi. Evet, start. Evet, etkinliğimizi böylelikle başlatmış oluyoruz. Daha sonra hemen telefonumuza girelim. İsterseniz hint kısımlarını düzeltebilirsiniz. Yani şuradan girdiğimiz zaman text box'ımızın hint site adresi giriniz. Butonumuza da hatta isim verelim. Siteyi aç diyelim. Böylelikle daha iyi olacaktır. Evet şimdi site adresi giriniz diyor. Ve siteyi aç diyoruz. Evet burada bir hatamız var. Bu hatamızı düzeltmek için şurada site adresi girerken join komutunu kullanmamışız birleştirme komutunu. Bir önceki videoda kullanmıştık. Onu da hemen şöyle yapacağız. Başına HT PS 2. yazmamız lazımdı. İnternet sizi yadarken de bu şekilde yazmamız lazım normalde. Şimdi tekrar telefonumuzu açalım. Şimdi tekrar sitemizi girelim. Siteyi aç diyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi farklı bir tarayıcı da hemen ne yaptı? Sitemizi açtı. Buradan geri geliyoruz. Eğer telefonumuzda olsaydı geri tuşuna basacaktık. Daha sonra geri gelecektik. Daha sonra tekrar başka bir site yazalım. Siteyi aç diyorum. Evet gördüğünüz gibi hemen tarayıcı da siteyi açtı. Uygulamamızdan dışarı çıktı. Evet, cep telefonumuzda denediğimiz zaman da bu şekilde olacaktır. Sizler de bu uygulamayı çalışmalarınızda farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Benim altıcaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.